Yagub'un bir sürü şirketi var ama burada aslında başta ilk bizim çağırma sebebimiz Roger Ver'i burada kimler tanıyordur, kim olduğunu? Roger Ver, az insan mı var duyan? Tamam, yani 1 milyon tane falan Bitcoin'i var işte kendisinin. Bilgi vereyim değil mi? Aşağı yukarı o kadar vardır. Şimdi herkes anlamaya çalışır daha Yagub'un hangi milletten olduğunu. Roger Ver'in de danışmanları arasında yer alan aldığı Naga'nın ICO Advisor'ı, ICO danışmanı şu anda Yagub. Ve Yagub şakı şakı Türkçe konuşuyor arkadaşlar. Azeri aynı zamanda değil mi? Aslen Azerbaycanlı, evet. Evet. Baya baya Türkçe konuşuyor yani. Şu anda durdu bir ama aslında. Konuşmasını konuşacağız ama prezentasyonu İngilizce yapacağız. Evet. Hakikaten o yüzden şimdi prezentasyonu ne yapacak? İngilizce olarak yapacak. Arada canı isterse Türkçe'ye konuşur. Sonra English zaman kalırsa oturur sohbet ederiz. Yani kendi geçmişini anlatıyor musun prezentasyonda yoksa? Sonrasında anlatalım. Anlatırsın tamam. Yani çünkü bayağı ciddi bir aslında çok önceden bir Forex geçmişi var. ICO'larla çalışıyor. Bir sürü şey yapıyor. Geldiğin için çok teşekkürler. Çok keyifli seni burada ağırlamak. Ben sunma, yani prezentasyonu bırakayım sana. Sonra zaman kalırsa oturur sohbet ederiz. Teşekkürler. Sağ ol. Merhaba herkese. Az İngilizce, az Türkçe böyle bir şey yapacağız. Şimdiye kadar ne kadar kişi ICO'lara yatırım yaptı? Elinizi kaldırabilir misiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi toplam. 8. Unuttum. Kusura bakma. Peki ne kadar kişi ICO'lara yatırım yapmanın kolay olduğunu düşünüyor? Ne kadar kişi ICO'lara yatırım yapmanın yatırım olduğunu düşünüyor? Peki geri kalanınız ne düşünüyorsunuz? Onu sonra konuşuruz. So, we are going to be talking a little in English because my presentation skills in Turkish is not really that good. Apologies in advance. So I want to talk a little about the very common question everyone is asking. Is ICO investment or it's just a hype? Or is it just a bubble? Okay. So one more question is, how many of you think that Paris Hilton is actually a blockchain kind of person? Or Mayweather is someone who is worth commenting about blockchain or investment overall. So when you look at all of these people, I also join you, like many of you, and say that, okay, there is probably a hype happening this or that way, and I should better be a little worried on what I should be doing or whether or not I should put my money. So who am I really talking about? Or who am I to talk about all of these things? My name is Yagub Rahimov. As Arda commented, I have been in financial markets since I'm 16 years old. So I have been to the market as a trader. I have made millions in trading. I have started multiple companies. I have led financial entities. I've worked with regulators. And not only that, I'm right now connecting 5 regulators with CoinMSA, which is a kind of a project, non-profit organization, project of mine. CoinMSA stands for Coin Markets Supervisory Authority. So I'm connecting the regulators to legislators, to lawyers, to developers, at the same time, creating globally applicable protocols from technical and legal aspects, and giving people the much-needed regulation but in a decentralized way. Because at the end, the main reason why blockchain is becoming so popular, or cryptocurrencies themselves are becoming so popular, is because of the fact that it is decentralized and it provides us the anonymity, correct? So in my overall activities regarding the blockchain activity, I have been in ICO side only since February of this year, but I have been investing in crypto since July of 2009. And I even told some of you guys here, when I bought my first Bitcoin, it was the 3rd of July, I paid more than 15 times of its price because I did not know how to buy it. But today I'm not in a place to complain about it. I spent
$300 and I bought 178 Bitcoin, where Bitcoin was less than a cent, so I was literally ripped off. But anyway, today I'm very happy that it happened. Okay, now people say that cryptos are bubble. Bakınız işte burada küçük bir şey gösteriyorum. Baksanız dünya üzerine olan tüm para ortalama olarak 83 trilyon dolar. Bunun yanı sıra gold, altın toplam olarak 7.7 trilyon. Apple'ın şu an pazar payı 875 milyar dolar. Bitcoin bugün olarak, bunu bugün yaptık, 211 milyar dolar. Ve Jeff, Amazon'un kurucusu ne kadarmış? 95 milyar. Yani toplam olarak Bitcoin bu kadar kişiyle, bu kadar fazla, ne bileyim, bu kadar konuşmayla bir Apple bile yapmıyor. Yani şu an olarak bu kadar kişi, bir rakam hatırlatayım size. Dünya üzerine toplam Bitcoin sahibi olan kişilerin sayı 15 milyonu geçmiyor. 15 milyonu geçmemesine rağmen şu an itibariyle Bitcoin 12 bin doların üzerinde. Peki neden Bitcoin ve diğer kriptolar artı gidiyor fiyat olarak, değil mi? Dün olarak 11.500'dü, bugün 12.897. Bakabilirsiniz internetten. Bunun sebebi ekonominin en kolay bir prensibi var. Her şey zaten onun üzerine kurulu. Talep ve teklif. Supply and demand, right? Pazarda Bitcoin'in sayı zaten limitli. Para gibi değil ki. Ben kendim olarak Türkçesini bilmiyorum ama libertarianım. I'm a libertarian. I don't believe that you should be printing money like all the central banks are doing. And that's one of the main reasons why I have been investing in cryptos and I'm supporting them. Because you can't just go and start printing money. Söyleyebilirsiniz diğer taraftan. Peki bu minerler ne oluyor? Bunlar da kendilerinden mine yapıyorlar. Evet yapıyorlardı ama limitli olarak yapıyorlar. ECB gibi milyarlar doları kendileri istediği gibi print makineye bas da gitsin. Bununla ekonomi olmuyor. Param örneğin, ben Avrupa'da yaşıyorum kendim olarak. Bankada duran param dünle bugün de daha ucuz. 5 sene öncesinde olan 100 bin euron, şu an itibariyle kıyasladığında 5 sene öncesinin 50 bin eurosundan daha ucuz. Ama 5 sene öncesinde aldığın, 2009'da aldığım, böyle söyleyeyim, o kazıklandığım daha doğrusu, o 178 Bitcoin, şu an 2.6 milyon dolar, 300 dolar. Bunun üzerine devam edelim. Peki nasıl çalışıyor bunlar? Token sale, tutalım ICO'ya gidiyorsunuz. When you go for an ICO, it's just a very simple project, right? You have a project, and I'll talk about how do you really identify something that you call it reliable. Nasıl güvenebilirsiniz? So you put an ICO, you put it forward. Someone comes and pays for it. You get the funds. The funds go for marketing or development, etc. It goes and attracts users. When there is more user, then there is basically more demand for it. And it goes, people start then spending money or investing in these tokens. When people are investing in these tokens, automatically the price starts rising. So when I, as an investor, see that my money is appreciating, not depreciating in value, obviously, or as a result, I'll go and spend more money or I'll start supporting it even further. It's a natural human, you know, behavior. So what about ICOs? Why do really people initially support it? Let's start actually, what does ICO mean? ICO means initial coin offering. So why do people start supporting it? So primarily, if you are an investor, your goal is obviously to make money. So money is one of the elements.
Then the next part is, if you are crazy like me, you are supporting a project or an ideology or a mission, right? And then the next part is you are supporting a team, someone who you dearly believe in. So, and how do you really invest in them? If you are going for an ICO, you can pay in Bitcoin, you can invest in Ethereum or Litecoin or even fiat. We were just discussing with some of you guys here that you are planning to go for an ICO. There are so many opportunities right now, although the market is becoming overcrowded a little bit. But as long as you know what to communicate to your investors at the end, you are not talking just numbers. You're talking to real people. Blockchain does not mean there are robots in there. The money doesn't just, you know, pour from the sky. People create value. So I came up in February this year with 9 specific methodology that I follow myself before I invest any ICO. And I follow it as if it's my Bible or it's my Quran or it's my whatever I believe in. So how do I really create these things, or how do I really work on it? By the way, the structure of it is actually upside down. The first does not mean that it's the most important part. I go actually from the team first. That's why I say team, 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 team. So primarily, before you really start talking about or considering about investing in an ICO or even creating your ICO, you need to start thinking, who is my team, or who is the team that is creating this ICO? I mean, if the team does not have a clue about business, it doesn't make sense for you to go even put a dollar in there. Right? They are in need of your money, so they need to deserve your money. There needs to be basically an application in a way, right? So let's go actually start from the first point. Type of the coin. What is the coin type? You may ask, what does it mean? Actually, we had a presentation commenting about there are utility tokens, there are normal tokens, etc. So look into the token type. What is it? The purpose of the token is also very important. What kind of tokenomics is going to be involved with this token? I mean, how is it going to be applied? Stage of the project is also important. I've seen myself, I'll even crack a small joke here. I told to some of the people here. So I was approached 3 weeks ago by, unfortunately, I can't share a name of the company. It's a Paris-based fashion design company, and their CEO approached me personally on LinkedIn. Yagub, we are going for an ICO. My answer was, okay, what's the project? And the guy goes, we have decided to create a new designer bag line, and we plan to go for an ICO for it. I'm like, wow. So where is the blockchain involved? And the guy goes, in our production, every bag that we have has 100% either silver or gold-plated chains. I mean, adam söylüyor bana, Türkçesini söyleyeyim size. Soruyorum, blockchain nerede kullanıyor? Diyor, çantalarımızda kullanılan zincirlerin hepsi ya altın kaplamalı ya gümüş kaplamalı. Ne, blockchain zincir, chain Türkçe'ye tercümada zincir olduğu için adam CEO, bu kadar büyük bir şirketin CEO'su blockchain'de zincirin o manaya geldiğini zannediyor. O yüzden projenin ne yerde olduğunu veya nasıl kullanıldığını anlamanız lazım. So a little back to English side. So if you are just going for an ICO, you see a great website, but if it is just a landing page, if it is not structured properly, the white paper, the technology, if it is not properly aligned, it's not blockchain. There is zero value in it. Forget about it. I personally would rather to go and support companies who has already an existing ecosystem, or at least an alpha or beta, that are looking for creating tokenomics behind.
And even if you have a company that is based on alpha or beta, there is another fourth element which is extremely important, and we have seen many examples of it. How well is this company established from a security perspective? And do they have any audit on their operations or on their platform? I mean, take a look at if you are just putting a simple WordPress website and you haven't bothered to pay $3,000 for your cybersecurity, why should people bother to invest $3,000 with you? Or why should I put any money with you, not even a dollar? And you need to go as a company or as a starter, bother it to go for at least a small audit. And there are multiple audit types. At our company, Seven Markets Group, we do provide a number of these audits. You have the smart contract audits, just to confirm that your smart contracts are operating properly and they don't have vulnerabilities inside. And believe me, a lot of these ICOs have vulnerabilities. You do the cybersecurity audit as well. You do the website audit, you do the marketing audit, and every one of these things, or legal audit. So I'm not saying every company needs to have all of these audits, but at least they need to be structured. So the next point is the community involved, before I pass to community. So how is this company established? Is it just a blog without any legal establishment, or did they bother to create actually a company? So I'm looking for also a company establishment personally as well, because it is in a way a guarantee for me. If something really goes wrong, I have a jurisdiction to go and cross-check. Or even before investing, I can go cross-check the background of these people. At the end, if you are a company, it means the local authority has done some kind of KYC on you. Okay? And by the way, I'll come back to questions at the end of it, so you can ask me any question you have. So community involvement is the sixth point, but community involvement not always means something great. As an example, I will avoid ICOs who are using crazy bounty programs, paying some people from India, some people from Bangladesh, etc., for $1, go bombard social media trying to create some kind of hype in there. Excuse my French, I don't really care what other people are saying. I care about what value you add. So market potential is the seventh point, and actually the third most important point for me. What kind of potential you're talking about? What added value does your project add or your token add to the ecosystem overall? Not just to your small box, but real added value. What is the number of people we can consider? Funding, spending projections. That's second most important point. How are you as an ICO going to spend my money invested in you? At the end, I'm giving you my money, so you are going to be spending it. I will not invest in ICOs who plan to keep all of their tokens for themselves. I'm looking for ICOs who must, I repeat again, who must burn the unsold tokens. If they are not burning their unsold tokens, screw them, I'm not in. Excuse my French again. So team is the first part. Why is the first and most important part the team is? So let's say I'll actually talk over here. I joined last month to Naga. Naga, if you don't know, is a listed company. Naga Group is a listed company in Frankfurt Stock Exchange. They went on an IPO earlier this year, and within just a short period of time, they have increased in value more than four times. So I looked back when I was approached by the Naga team. I looked back and tried to see the team first. Roger Ver was not there, by the way, when I joined. So he joined a little after me. So the very first thing that I looked in Naga was their founder, Yasin Gureshi. So I personally know Yasin Gureshi since 2009, 10. So I know him
as an investment banker. I know that wherever he touches, he creates value. So that was the first part for me to consider, okay, it's a good team, or at least a starting team. Then I made a little extra dig in, and I saw that Fosun is a Chinese, China-based venture capital behind the Naga Group. Okay, Fosun will never invest money on anything, not at least at the level that they have done so far with Naga, that does not create value. So that was the second great thing. And so I got basically confirmed from the team side. Legal establishment, these guys, the mother company is established and a parent company is anyway located in Germany. And Germans do not mess around with, you know, with simplistic things. They are strict. So the next part for me was the market scalability. What kind of added value did this Naga coin really have? So I was not really caught only about their Forex or overall financial markets part, but majorly I was caught by the virtual goods element. Virtual goods element is basically the things that your kids are playing games, or even adults or professional gamers. They play games and they need to buy that supercar or a sword or whatever it is. And when I did a small research, I found out that there is zero regulation in virtual goods trading. I know I'm a little running late, but give me 2 minutes, please. So there was no regulation, and these guys are coming there to create transparency, add extra value, and there is literally no competition in the sphere that they are working in. So I was sold immediately right there. That was the reason why I joined Naga, not only joined as an advisor, but also I started investing myself. Okay, so, and after that, I saw Roger Ver joining, and I have never seen any ICO being supported by Roger. So it was like, I made the right decision. So thank you very much for your attention. Arda, belki sorular var. Evet, evet. Şimdi son oturum olduğu için çok süre sıkıntımız yok. Yani süper. Sonuçta bak herkes de oturuyor zaten. O yüzden eğer sorusu olan varsa alabiliriz. Ki var galiba. Hatta daha da var. Orada yok galiba. O zaman buradan böyle önden doğru, geriye doğru ilerleyelim. Oturabiliriz, gel. Merhabalar. Senin üstünde hazırlığı Naga var mı şu anda? Biz alabileceğimiz böyle elden nakitler. Naga bu arada... Bu arada ben Naga'ya investor onu söylemiş olayım. O bilgiyi de paylaşayım. Kimseye sonra arkada iş çevir edemesinler. Okay. Bence iyi seçim yapmışsın. Evet, küre ICO'ya girmiştim. Bu arada buna Naga'ya dokunmazdan önce, bir de sorunuzu almazdan önce, ben kendim ICO'lara da yatırım yapıyorum. Ortalama olarak Şubat'tan bu tarafa 12 tane ICO'ya yatırım yaptık. 12 ICO ve tokenlara. Bir tanesi token. 12'sinden ikisinde zarar yaptık. %35, %45 zarar yaptık. Birinden %35, diğerinden %42. Ama 12'sini bir araya getirdiğimizde ortalamamız %5600 kar. Örnek olarak geçen ayki ICO'muz Genesis Vision, bakabilirsiniz. Orada da ben advisor'dım. 76 sentten aldık. $8.20'den kapattık. Bu %1000'den daha fazla yapıyor. Ondan başkası Haziran'da No Limit Coin, 1 sente 10 token aldık. $200 ona harcadıydım. Ne yazık ki. Ama kapadığımızda bir tokeni 17,5 sente sattık. $200'ı $348,000 yaptık. Bunu tabii burada gelmedi. Dedim ısıtçı arkadaş bir daha çalmadı. $200'ı $348,000 yaptım diyor adam. Tabii burada bankacı arkadaşlarımız var. Traditional finance'te bunu kesinlikle ve kesinlikle yapamazsın. En kolay yaklaşık olan kısmı şu minerlar, ne diyor? Hangisi? Minerlar, gold minerlar falan var ya. Türkçesi madenciler. Madenci.
gold altın maden stoklarını falan aldığınız zaman onu da yapabilirsiniz. Belki %100 gibi, %50 gibi, %80 gibi şu golden ratio curve denen bir şey var. Altın madenciliğinde. O kısmı yakalarsanız o da 5 yılda bir kez oluyor. %100 gibi bir şey. Şu an itibariyle 12'sinden %5600 karımız var. Sorunuz vardı sizin. Evet. Merhabalar. Emre Kesmen adım. Aslında iki tane sorum var. Bir tanesi, yani bugün saat 11'de geldim ben buraya ama hiç değinilmediğini düşündüğüm için bu soruyu soruyorum. 2013'ün sonunda bu 1200 dolar iken Bitcoin'in birim fiyatı %83 düştü ve 200 dolarlara geriledi bir 7 aylık dönemde. Şimdi bunun çeşitli nedenleri var. Fakat ben burada sizin yorumunuzu da almak isterim. Aynı durum şu anda da mesela geçerli mi? Bunun olma ihtimali nedir? Bundan bir şey öğrendi mi yani piyasa? İkinci sorum da şu. Şu anda 13 bin dolar olan bu seviyeyi mesela bir firma, şirket, devlet, hükümet veya gizli bir güç mesela sizi burada istihdam etse ve dese ki lütfen bunun fiyatını 3 bin dolara indirin. Siz ne gibi aksiyonlar alırdınız? Okay, birinci sorudan başlayalım. Neden 1200'lerden, 1300'lerden baya indi? Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi exchange vardı, GDAX. Sonra bir tane başkası da vardı. MGGOX. Evet. Sonra walletlar vardı bir tanesinde, onların hack olunmalarıydı. Zaten insan psikolojisi böyle çalışıyor. Ben bir şeyden korkarsam ondan kaçarım. Yani peşinden tutalım okyanusa giriyorsun. Önünde bir tane köpek balığı var. Girer misin oraya? Kesinlikle geri kaçarsın değil mi? Para da öyle. Paranı kaybedeceğini düşünüyorsan oradan geriye doğru kaçarsın. Şu an neden ilerliyor? Tutalım dünden bugüne. 1000 dolar ilerledi değil mi? %10 gibi fark yapıyor bir gün içinde. İlerlemesinin sebebi hacklerin sayının baya azalması, application'ların sayının çoğalması, normal bildiğin Ahmetlere nasıl söyleyeyim, varış tarzının büyümesi. Tutalım ICO yapıyorsun. Ahmet geliyor artık kredi kartıyla ICO alabiliyor. Aldıktan sonra da bunu Bitcoin'e çevirebiliyor kolaylıkla. Ve Ahmetler büyüdükçe, bu 15 milyon söyledik ya prezentasyonda. 15 milyon, 16 milyon oldukça, 16, 17, 18, 19 oldukça fiyat da onunla büyüyecek. Çünkü supply büyümüyor. Supply olduğu gibi kalıyor. Demand büyüyor. Talep büyüyor. Talep büyüdükçe de bu rakam büyüyecek. Artı önümüzdeki yıl içinde mining bitmek üzere hemen hemen Bitcoin. Bittikten sonra zaten supply olduğu gibi kalıyor. Şu forklar falan gelecek de forklar olması da normaldi zaten. Bence benim bu arada belki sorulardan bir tanesi olacak. Bitcoin kendi misyonunu bitirdi mi? Bitirdi. Bitcoin has finished its job. Whatever it was supposed to do, it has done it. It brought the revolution, it brought the change, it brought the application, everything. And the rest is just open for, you know, alternatives. İkinci sorunuzu bir daha bir zahmet. İkinci sorum, şu anda 13 bin dolar olan Bitcoin fiyatını siz nasıl 3 bin dolara indirirsiniz? Bunu şahslar bence indiremez. Birisini hayır etse diyor, yani bir devlet seni hayır etse, al şu parayı, bunu indir dese yapabilir misin diyor. Benim şahsi olarak tutalım 5 milyonluk, 10 milyonluk kriptom varsa, bu 5 milyon, 10 milyon, 300 küsür milyarın hiçbir fark etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bunu yapmak için pazarın en azından %20-25'ine sahip olmanız lazım. Tabii %20'sini bırakın bir tarafa, %5'ine sahip olmanız lazım.
Şu %5'ini direkt olarak satışa bırakırsanız evet, sorun yaşarsınız. Ama diğer taraftan şu konuşmadan önce Arda Bey'di değil mi? Sizinle, Arda ben. İsim, Gökhan mı? Gökhan Bey'le. Kusura bakmayın. Konuşuyorduk. Şu leverage'lar falan geldiği zaman kaldıraç Türkçesi. Kraken'de olsun falan hepsinde leverage geldiği zaman pazarda almaların sayı da çoğalacak. CME falan CFD'lerle falan geliyorlar şu an. Onların alımlar çoğaldıkça tabii demand da artıyor onunla. Böyle olduğu zaman fiyat daha da etkili olarak kalkması lazım. Benim fikrimce bu arada önümüzdeki senede 50 bini vurması lazım. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle. O bilgiyi söylemiş olayım. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada ilave olarak bir şey söyleyeyim. Şu an olarak kendim Bitcoin almıyorum. Bir daha söylüyorum. Şu an olarak kendim Bitcoin almıyorum. Sebepse bir daha ben Bitcoin ve diğer kriptolara giriş sebebim şahsi düşüncem ve bana uygun olmalarıydı. Ve onların isteklerimi istediğim yere vardıkları için artık bundan sonrası o kadar da önemli değil. Ama zaten senin Roger Bitcoin Cash alın diyor. O alabilir. Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond geliyor bu arada. Feature'ları var şu ara. Bitcoin Diamond. Diamond. O da daha, onda da potansiyel var ama göreceğiz. Bir soru daha vardı galiba orada değil mi? Evet. Şu ICO'larda early bid'de aldığımız tüm ICO'ların bir süre sonra yani hemen release olduğunda herhangi bir markette muhakkak early bid'deki fiyattan daha düşmesi, daha düşükten çıkması gibi bir durum oluyor. Yani ciddi bir şekilde düşüş oluyor. Böyle bir pattern gözlemledim ben kendi aldığım ICO'larda. Bu sizde de öyle oldu mu? Genelde ICO'lar early bid'lerde belli bir %40, %50 indirimli veriyorlar ama sonra markete çıktığında daha da aşağısında bir şekilde iniyor. Sonradan bir tırmanma yaşanıyor. Sizde böyle bir tecrübe oluştu mu? Olmasına mümkün ve oluyor. Ama o yine de takımdan takıma dayalı olan bir şey. Eğer takım, böyle söyleyelim, örnek Bitcoin'e dayalı bir soru geldiydi demin. 13.000'den aşağıya inmesi için ne yapılabilir? Eğer takım ICO'da olan toplam tokenlerin %20'sine sahipse, hemen ICO bittikten sonra %20'sini pazara satışa bırakıyorsa tabii fiyat inecek. Normal olan bir şey. Ama takım garanti olarak white label white paper'ında bunu yazması lazım. Garanti olarak yazıyorsa biz 6 ay içerisinde satış yapmayacağız diye, o zaman fiyata o kadar da etkisi olmaması lazım. Dump and pump denen bir şey var. Or pump and dump. Bunun bazen aksini de yapıyorlar bazı takımlar. Durmadan alıyorlar pazara girdiği gün. Ellerinde 2000-3000 tane Ethereum var ya, onların hemen hepsini bırakıyorlar. Bir cepten diğerine gidiyor zaten, o kadar fark etmiyor. Fiyat kalktıktan sonra da insanların curiosity'si var ya, geldikten sonra hemen dump yapıyorlar, çöp gibi atıyorlar, gidiyor. Okay, bir sorum daha var. ICO'lar konusunda Çin ICO'lara yasak koymuştu. Bir Amerika'da hala yasak. Hala yasak ama sanırım bir şeyler değişiyor. Bir regülasyonla ilgili bir aksiyon alacaklarını okuyorum birkaç yerden. Amerika tarafında da ayda ortalama 18 tane ICO çıkıyor diye bir şey biliyorum ben. En azından böyle bir rakam oluşmuştu daha önceki blockchain etkinliklerde konuştuğumuzda. Siz bu regülasyonla ilgili ve ICO'ların karşısındaki bu ilk önce ICO'lardan çünkü durumu kontrol edebileceklerini düşünüyorlar. Siz ne planlıyorsunuz ve yakın gelecekte gözünüzü ısırdığı ICO'lardan örnek verebilir misiniz? İsim vermekten çekiniyorum aslında da. Ama gelmişken bulmuşken. Regülasyona geldikte regülasyon olabilir değil, olacak. Nasıl olacak? Soru zaten ondan oluşuyor. Diğer taraftan zaten bizim şu an üzerinde çalıştığımız proje CoinMSA, Coin Market Supervisory Authority.
onun üzerine çalışıyor. Ve biz böyle bir şey yapıyoruz şu an. Dünyada en aktif olan 5-6 tane regülatör var. Bunların isimleri herkese açık zaten. SEC, NFA, FCA, ne bileyim, ASIC, bunlar değil mi? Biz bunlardan 5 tanesini seçtik ve onlarla zaten ben birkaç tane şirketin de sahibiyim. Arda'nın ilk başta söylediği gibi. Bu şirketler normal bildiğim fintech üzerine çalışıyorlar. Regülatörlerle de daim irtibatımız olduğu için konuşuyoruz şu an. Böyle bir anlaşmaya geldik. Biz ICO'larla çalışan hukuk şirketleriyle görüştük ilk önce. Bir global protokol kurduk. Doğru bu daha tam hazır değil. Protokolden ilave auditlerle, audit supplier'larla veya yapanlarla görüştük. Onun üzerine teknik bir protokol de hazırlıyoruz şu an. Ve bunları elimizde olarak prototype gibi yani bir Asya'da olan en büyük ülkelerden biriyle görüşme yaptık. Onların merkez bankalarıyla. Ve bu ülke bizimle test gibi bir test yapmak kararını vardı. Önümüzdeki 6 ay içerisinde zaten bu pazara duyulacak nasıl bir şey olduğunu. Eğer bu çalışabilirse, çalışılırsa bir ülkede bunu globale de kolaylıkla yansıtabiliriz. Ve artı bu Coin MSA profit organization değil, kar için çalışan bir şirket değil. NGO olarak çalışacağız. Fund olarak nasıl Mozilla falan çalışıyorsa ve bundan tutalım biz oradan para falan toplayacağız, toplamasına da tutalım ICO'lar sertifikalanması falan lazım bunlarla. Bundan toplanan paranın yeniden piyasanın kurulumuna harcanmasına bakıyoruz. Veya yeni startuplar var, paraları yok ama doğru düzgün KYC ile uğraşmak istiyorlar veya KYC değil de anti-money laundering falanla uğraşmak istiyorlar. Onlara yardımcı olmayı düşünüyoruz. Sorunuza bir daha gelince regülasyon yok. Olabilir mi değil soru nasıl olacak? Onun üzerine herkes çalışıyor şu an. Başka sorumuz yok diye varsaydım. Yok. Yok değil mi? Yok. Yagub çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok sağ keyifliydi. Teşekkür ederiz davetiniz için. Katıldığınız için çok teşekkürler. Sağ olun. 2018 yılında görüşmek üzere. Hoşça kalın.